Haber TV'den merhaba. Yanımda Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Marco Aurelio var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki futbol severler merak ediyordur. Marco Aurelio futbolu bıraktıktan sonra neler yaptı, neler yapıyor şu anda diye isterseniz bunu konuşarak başlayalım. Evet, çocuklar ve ailem İstanbul'a, şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. Keyif alıyoruz burası. Bazen Brezilya falan gidiyoruz. Aile beraber bir şey yapıyoruz. Bazen maç falan izliyoruz. Öyle. Statlara gidiyor musunuz? Evet. Fenerbahçe'nin maçlarını Kadıköy'de mi takip evet, ediyorsunuz? Evet. Bazı maçları falan Fenerbahçe maç izliyorum, gidiyorum. Öyle. Peki şimdi Fenerbahçe'yi daha detaylı soracağım ama önce isterseniz biraz da kariyerinizi konuşalım. Antrenörlük lisansı aldığınızı biliyorum. Zaten antrenörlük yapmaya da başladınız. Şu anda zannediyorum bir yerde çalışmıyorsunuz ama görüşmeler var mı? Antrenörlükte mi devam edeceksiniz yoksa daha farklı fikirleriniz de var mı? No, evet, ben teknik direktör öyle düşünüyorum, yapmak düşünüyorum daha sonra. Ben iki lisans aldım, UEFA A ve UEFA B aldım. Sırada pro lisans bekliyordum. Şu andaki federasyon bekliyorum, Türkiye Federasyon, burada yapıyorum zaten. İnşallah sonra en son kurs alacağım ve bir yere başlayacağım. Şu anda mesela maçları falan gidiyorum, maç izliyorum, oyunculara da bakıyorum. Sadece tabii ki futbol öyle bir şey değil. Zaten de çocuklar da keyif alıyorum mesela. Sadece futbol düşünmüyorum. Aileye de İstanbul geziyoruz. Bazen yurt dışı de falan da gidiyoruz. Öyle. Biraz hayatın tadını çıkartıyorsunuz aynı. Şimdilik. Evet. Peki şimdi farklı takımlarda oynadığınız Türkiye'de ama siz efsaneleştiğiniz takım Fenerbahçe. Birisi sosyal medyada sizin hakkınızda demiş ki kariyerin en büyük hatasını Fenerbahçe'den Real Betis'e giderek yaptı diye. Siz bu anlamda bir pişmanlık yaşadınız mı? Fenerbahçe'den ayrılık sürecinizle başlayalım. Sonra takımı değerlendireceğiz zaten. Yok. Şey oldu. Bazen futbol öyle. Mesela tabii ki Fenerbahçe'ye benim kariyeri çok iyi geçtim. 5 sene oynadım. Çok güzel keyif aldım. Taraftar ve bütün arkadaşlar bana çok destek verdi. Ama o zaman benim kontrat bitince ben o kontrat daha uzatmadım. Öyle oldu. Sonra Real Betis de geldi. Öyle karar aldım, gittim. Pişman oldunuz mu? Yok yok şey, İspanya'da gittim. Zaten daha önce İspanya'da ligde oynamak istedim. 3 sene oynadım, 2 sene oynadım. 3 sene kontratı yaptım ama olmadı. İspanya'da liga güzel bir ligi. Herkes biliyordum. İlk sene oynarken Real Betis iyi takım kurdu ama çok sakatlandım, yaşaldık o sezon. Ben bir ameliyat geçirdim, diz ameliyat. 7-8 aylık falan sahada uzattım. Sonra bayağı çok oyuncular da sakatlandım. Ve Real Betis ikinci ligi düştüm. Daha sonra ben Brezilya'ya gittim, ameliyat oldu, şey bayağı tedavi aldım. Benim gerçekte o zaman
futbol bazen ben dedim ben futbol bırakacağım dedim çünkü gerçek çok zor bir tedavi oldu ama döndüm gerçek ama benim o zaman futbol tekrar döneceğimden sonra benim gerçek futbol bayağı iyi olmadı. Hı hı. Çünkü ikinci lig, İspanya ikinci lig oynarken moral olarak çok zor oldu. Ama güzel tabii ki olmadı. Sonra beni ailem de İspanya'da nasıl dedim adaptasyon alışamadılar. Ve sonra ben dedi ki ben Türkiye'ye döneceğim. Hı-hı. Döneceğim istedim. Ben dedi ki o zaman ben Fenerbahçe'ye döneceğim. Ben zaten herkesle konuştum, menajerle de konuştum. Sonra tabii ki Fenerbahçe bayağı bir şey yaşıyordu. İstemediler. Ama ben dedim ben Türkiye'ye döneceğim çünkü Türkiye ile benim ailem de ben Türkiye'yi biz çok seviyoruz ve burada çok güzel bir şey yaşandık. Sonra biz Türkiye'ye dönmek kararı aldık ve sonraki Fenerbahçe'ye istemediden sonra biz başkan teklifi aldım ve sonra Beşiktaş'a gittik. Hı hı. Ama ki futbol bazen öyle bir şey var. Ama gerçekten Fenerbahçe ben 5 sene oynadım. Ben çok mutlu hissettim ve çok mutlu oldum. Onun için ben Fenerbahçe taraftar ben çok sizin için daha özel bir yerde Fenerbahçe. Tabii çok özel bir yer ve bana çok farklı bir takım. Peki şimdi sizin döneminizdeki Fenerbahçe ile bugünkü Fenerbahçe'yi nasıl kıyaslarsınız? Şu anki takımı nasıl görüyorsunuz? Ne gibi farklar var? Herkes görüyor. Fenerbahçe tabii ki farklı var ama gidiyor. Kaç maç kazandım? Son maç deplasman da kazandım. Rize'de zor deplasman. Şu anda 6 puan farklı var. Birinci Sivasspor. Sonra Başakşehir Trabzon'da geliyor. Takan da biraz eksik var ama genel olarak kazanıyorlar ve gidiyorlar. İkinci devre Ocak'ta başlayacak. Hı hı. Belki Fenerbahçe bilmiyorum nasıl belki Fenerbahçe kaç tane oyuncular transfer de yapacak. Ama öyle düşünüyorum ki Fenerbahçe belki yeni transfer gelirsin. Fenerbahçe çok şans şampiyon olmak inanıyorum. Peki bu oyun şampiyonluk için yeterli mi şu anda? Bu kadro ve bu oyun? No, tabii ki şu anda o kadro oyun zor gözüküyor. Ama ben dedik ki belki yeni transfer, belki futbol tabii ki değişiyor. Hı hı. Şu andaki Sivasspor de şampiyon, garanti şampiyon olmuyor. Çünkü futbol bazen değişiyor. Belki sonra bir oyuncu sakatlıyor, belki bilmiyorum. Futbol bayağı bir değişik bir oyun. Ama ben dedik ki Fenerbahçe belki yeni transfer birkaç tane oyuncular belki gelirsin. Bence belki şampiyon düşünüyorum.
Peki şu an Fenerbahçe'nin en güçlü bölgesi ön libero bölgesi olarak gösteriliyor ki sizin de bölgeniz ön liberoydu. Şimdi Emre var, Gustavo var, Ozan Tufan var. Onların oyununu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben daha önce dediğim, şu andaki Fenerbahçe'nin en güçlü pozisyon orta saha. Çünkü Luis Gustavo da tecrübe de oyuncu, kaç tane büyük takan da oynadı. Ozan Tufan bayağı son maçları iyi performansı da gösterdi. Milli takım da çok iyi oynuyor. Emre zaten Türkiye, Türk oyuncu, en iyisi oyuncu ve tecrübe oyuncu, çok iyi karakter ve adam. Bence Fenerbahçe'ye orta saha boyları nasıl veya ve bazen de tabii ki Jayusu de orada oynayabilir. Evet. Bence Fenerbahçe orta saha şu anda çok iyi, çok iyi gösteriyor. Peki oyun stillerine baktığınız zaman sizce ideal ikili hangi ikili oluyor? Yani Emre Gustavo, Ozan Gustavo, Emre Ozan. Bence son maçları gibi Luis Gustavo de Ozan, sonra mesela belki Emre ve Luis Gustavo ve de Ozan biraz daha ileride. Kaç tane çok alternatif de var. Peki şu anda onun dışında ligde böyle dikkatinizi çeken, şu oyuncu çok iyi diyeceğiniz bir ön libero var mı dikkatinizi çeken? Şu andaki ama diğer takımlar. Yani bütün ligi değerlendirirsiniz, sadece Fenerbahçe özelinde değil. O şu anda mesela Sivasspor orta saha çok beğeniyorum. İsim olarak şu anda kaçıyor ama orada gerçek iyi performansı gösteriyorlar. Peki şöyle biraz da milli takım konuşalım isterseniz. Siz de milli takım formasını giydiniz. Şimdi Euro 2020'ye gidiyoruz. Oradaki şansımızı nasıl görüyorsunuz? Şu anki oyuncu grubunu nasıl değerlendirirsiniz? Bizim Türkiye milli takım çok iyi oynuyorlar. Çok iyi oynuyorlar. Şenol Hoca'nın gerçek çok iyi grup kurdu. Çok iyi grup toplandık ve gerçek tekrar milli takım büyük şansı da vardı 2020. Grup kolay grup değil ama zaten kolay maç yok. Her maç zordu ama ben inanıyorum Türkiye milli takım 2020 birinci ve ikinci grup çıkacak. Öyle inanıyorum ve inşallah yeni senelere 2020 Türkiye daha ileride gidebilir. İnşallah, öyle inanıyorum. Peki şöyle kısa sorular sorayım. Şimdi çok fazla teknik direktörle çalışmışsınızdır muhtemelen. En sevdiğiniz, en kolay çalıştığınız hocanız sizin kimdi? En güzel zaman mesela tabii ki Zico Fenerbahçe. Zaman Zico gerçekten herkes çok kolay anlaşıyor. Peki en sevdiğiniz takım arkadaşınız kimdi? En iyi anlaştınız? Luciano. Luciano bizim 3 sene beraberiz. Benim orada arkadaşım. En yakın arkadaş. Şu anda kadar en yakın arkadaş. Yani mutlaka unutamadığınız çok fazla anınız vardır ama şöyle izleyicilerimize anlatabileceğiniz, Fenerbahçe olabilir, milli takım olabilir, böyle aklınıza gelen maçları. Maç olabilir, kamplarda olabilir. Maç tabii ki ben hiç unutamayacağım. Bizim 2008 Nihat gol 3-2 değil mi? 3-2 Çek. Bitecek. Evet. Milli maç. Milli maç. Tabii ki hiç unutamayacağım. Fenerbahçe'de var mı? Fenerbahçe
tabii ki Chelsea maç 1-0 sonra 2-1 biz kazandık. Kadıköy maç tabii ki bu maç her zaman kafada vardı. Peki teknik direktörleri konuşmadık aslında. Şimdi Fenerbahçe'yi konuştuk, takımı değerlendirdik. Birkaç takviyeyle şampiyon olabilir dediniz. Peki Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünü nasıl değerlendirirsiniz? Ersun Yanal çok tecrübeli bir teknik direktör. Gerçek çok çok tecrübeli ve şampiyon yaşandı Fenerbahçe. 2000 en son ne zaman 2014 şampiyon oldu. Öyle ne zaman son bilmiyorum tam kafa. Ama gerçek o kadro çok güçlü bir kadro. Biraz bu kadro biraz eksik var. Aynı kadro değil. Hı hı. Ama Ersun Yanal çok tecrübeli bir teknik direktör. Ve inşallah Fenerbahçe tekrar şampiyon yaşayacak. Peki Fenerbahçe taraftarlarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Neler söylemek istersiniz ya da kendinizle ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Onlar Fenerbahçe tarafta biliyor. Fenerbahçe çok farklı bir takım, çok çok büyük bir takımdı. İnşallah bu sezon 2019-2020 şampiyon yaşayacak. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ve inanıyorum ki Fenerbahçe bu sezon tabii ki şu anda zor, biraz zor görüyorum. Şu anda zor gözüküyor ama Fenerbahçe inşallah şampiyon yaşayacak. İlerleyen yıllarda siz Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister misiniz? Böyle bir hayaliniz, hedefiniz var mı? Tabii ki herkes büyük takım, her teknik direktör büyük takım çalışmak istiyor. Tabii ki bir benim hayali Türk milli takım ve Fenerbahçe'ye bir gün tabii ki çalışmak istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Marco Aurelio. Teşekkür ederim. Marco Aurelio ile özel röportajımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.